Günün dördüncü maçında No Names Ascendance'a karşı, Ascendance dün kendi adına talihsiz bir oyun geçirmişti. No Names de ligin ilk havalı ekibi olarak yoluna devam ediyor. Ben sunumda Yiyecan Killer Fire Nuhavcı ve yanımda Baturan Zetsu Bahadır var. Zetsu tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Tanıdık yüzler yine Sangrot Tokas. Sende bunu yapacak evet. Yürek yok. Bakalım. Hızlı başladı yasaklamalarda. Hemen Karthus bas yasaklaması geldi. Herhalde iki maç Karthus oynamıştı değil mi No Names tarafı? Açık evet, No Names'te yani. Derekil direkt oynuyor açık kaldığı sürece dediğin gibi. Draven da yasak, aynen. Tuakaz'ın da Draven'a gitti. Draven main bir oyuncu. Kırmızı taraftan saygı yasaklamaları geliyor. Öbür taraftan da hazır. No Names direkt konforlu oldu. Yani konfor pick dediğimiz tercihlere gidiyor. Oynamaya alışkın olduğu şampiyonları tercih ediyor. Onlara gelen yasaklamalardan sonra B planları ne olduğunu göreceğimiz bir oyun olacak. Bakalım. Evet. Daha önce oynamadıkları bir şey oynamak zorunda kalacaklar sanırım şu an. Hiç Draven'la Karthus bir an, aynı anda yasaklanmamıştı diye hatırlıyorum onları. Nocturne. Güzel tercih. Orianna da gelirse sanki ben bunu yaşadım diyeceğim bugün. İlk maça bir gönderme olarak söyleyeyim. Kalista tercih edecek mi ama takımlar? Kalista'ya da bakalım. Hadi Ash geldi. Klasik. Ash Ludo'yu direkt almazlar diye düşünüyorum. Yani Lulu gittiğinde alternatifi de var. Evet, Orianna çok daha mantıklı. İlk maçta Nocturne'un Orianna ikilisinin yani neler yaptığını gördük ki. Yani az önceki maçta Comanchero Phoenix maçında da Orianna ile birini koyduğunuz zaman yani direkt oynuyor. Orianna'nın sinerjisi çok yüksek ormancılarla birlikte. O core itemlarını alınca karakter gerçekten farklı boyuta geçiyor ya. Yalnız Rell de güzel bir alternatif bence Orianna'nın yerine. O da manyetik fırtına ile birlikte rakiplerini topluyor. En azından kitle kontrolünü Orianna kadar olmasa Orianna kadar anlık olmasa da direkt olarak sağlıyor. Orianna Ahri sezonun ilk iki maçında çok izlemiştik bu eşleşmeyi. Klasik eşleşme ama Akali de fena fikir değil yani. Hem de Ashe'le varken karşıda çok rahatsız edici olabilir. 6. seviyeden sonra da çok kolay Akali'nin Orianna'ya karşı oyun oynaması. Yani side'da da, yan koridorda da Akali de avantajlı. Akali pikini beğendim baya. Blind Brown. Ashe Brown Blind geldi. Yani. Karşı nişancıyı görmediğimiz için. Akıllarında belki direkt de bu Alistar da fena fikir değilmiş aslında. Akali olabilirdi için, ya. Akali için iyi bir oyun gibi duruyor şu anda. Ashe Brown'la birlikte Freljord güçlendirmesini açtı Ascendance ama League of Legends oynadığımız için bir işine yaramayacak gibi gözüküyor. Kağıt üstünde. Yani TFT yani olsaydı yarardı. Güvenli bir alt koridor yani Ashe Brown. Nocturne'un üstüne gitsen bile hani Braum stackleriyle beraber içeride kaldığında sana bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Tabi burada gelecek nişancı seçimi de önemli. Bazı takımlar Ashe Brown olsa bile Kalista'yı tercih edebiliyorlar. Burada o riske girer mi? Veya cebinde başka bir şey var mı? Göreceğiz Tokas'ın. İkinci pick'e de Samira'ydı, onu da banladı. Ascendance tarafı. İyice Tokas'ın üstüne oynuyorlar. 4 tane nişancı banlandı. Evet, yani hatta No Names'ten Lucian yasaklamasıyla birlikte 5 tane nişancının yasaklandığını söyleyebiliriz. Wukong gelir mi Ascendance tarafından? Yani. Bu daha iyi gibi sanki. Evet, bu daha iyi gibi. Geldi. Yani Ezreal olabilir. Artık Kalista olmaz, mümkün değil. Ama 14-1'deyiz. Yani 14-2'de çok güzel olsak bir güçlendirme aldı ama. Şimdi düşünüyorum ne alabilirler diye. Varus'u yaşatmazlar gibi. Varus oynamak da sıkıntı şu an. Varus yasaklı zaten. Evet. Kafam gitmiş ya. Olur öyle. Çok isteyelim. Çok nişancı banlandı ya. Bir çıkış yolu arıyorum onlar için de evet. En iyi seçim. Bak Zaya unuttuk, görüyor musun? Uzak yani, kalınca. Yapacak bir şey yok bazen. Oo, insanın Olaf aklına gelmiyor. Oo, bayağı iddialı bu arada. Blind Olaf. Yalnız sol takıma fena counter'lıyor, biliyor musun? Hiçbir şey yapamazdır Olaf'a. Sağ takım. Doğru. Yani o Ragnarok'unu kullandığı zaman kitle kontrolün isterse sabaha kadar olsun hak getiri Olaf'ı işlemiyor. Ama bu eşleşmede Jax çok daha üstün.
Evet, şimdi isimleri kapatsak hangi takımın kompozisyonu daha beğendin diye soruyorum sana sevgili Zetsu. Veri kapatsak sağ takımın kompozisyonu daha çok beğendim. Yani çok kısa ve net bir cevaptı. Evet. Daha güvenli geldi bana. Ne istediğini daha net biliyor gibi. Ama sol takımınki de oynanmaz değil. Yani Jax üst koridordan istediğini elde edemezse diğer taraflarda durum eşitlenecektir oyunda. Ama Jax istediğini elde ederse de Olaf diye bir karakter kalmayabilir bu oyunda. Çok çok değişkenlik gösterebilir ya. Sangrot'a bağlı biraz. Biraz daha oyunculara bağlı diyorsun. Evet. Bakalım bu değişkenlik gösteren durumlar vadede nasıl şekillenecek, hep birlikte vadede göreceğiz. Şimdilik vadede görüşmek üzere. Günün dördüncü maçı da vadedeyiz. Namalup No Names ekibi tek mağlubiyetle birlikte ligin playoff atmaya yer alan Ascendance'a karşı yanımda aktarımda Zetsu var. Zetsu tabii maç öncesinde belirli durumları konuşuyorduk ama istiyorsan böyle bir üst koridordan alarak geçişleri durumla. Yani Olaf Jax eşleşmesinde Jax açıkken Olaf oyuncuları genelde Olaf oynamak istemez. Eşleşmede Jax daha avantajlı. Hem koridorda hem devamında. Hem yan koridorda. Olaf'ın şöyle bir avantajı var. Eğer koridordan çıkabilirse rakip takımın diğer 4 şampiyonuna karşı güçlü pick. Yani Ashe Braum'un hiçbir önemi kalmıyor ona karşı. V asla hiçbir şey yapamıyor. Ama tabii koridordan çıkması lazım. Burada da kırmızı tarafın son seçimi çok kritik oldu yani Jax. Orman eşleşmesinde iki taraf da birbirine dokunmayacak. İkisi de 6 level olmaya çalışacak. Orta koridorda Orianna Akali'ye karşı 6 level'a kadar Orianna daha avantaj tabii ki hem menzilden hem yetenek kitinden ama 6. seviyeden ve oyun ilerledikten sonra yan koridorlarda Akali çok daha tehlikeli olacak. Alt koridorda işte yine duran bir oyun bekleyeceğiz bence. Evet, bu arada güçlendirmeler değiştirildi. İki takım da rakip ormana girdi ve rakibinin kırmızı güçlendirmesini aldı. Ascendance tarafı da bunu belli ede geldi. Haliyle No Name tarafı da biraz belli etti bunu. İki takım yani da biliyor. Aslında bu biraz da No Name tarafına yarar. Olaf'ı korumuş olurlar hem de erken oyunda. 6. seviyeden sonra baskın yapmaları pek mümkün değil. Bu koridor değişimi biraz No Name'se yarar. Evet, yani şu anda eşit gidiyorlar. Haritadan gözlemleyebildiğim kadarıyla 1-2 saniye daha önde Derekil ama o kadar da elzem bir fark değil. Evet. Yani o bir de yani minyon dalgası üstüne gelince fark kapanacaktır. Kaçırmamıştır büyük ihtimal minyonları. Önce biraz durgun başlayacak bu oyun. Pek bir riskli deneme göreceğimizi sanmıyorum ya. Erken aşamada. Bakalım belki 6. seviyede bir şeyler denenebilir. Burada Isaac, burada Isaac. Belki o bir şeyler denemek isteyebilir ama dediğin gibi agresif bir şey olmayacak. Şu anda yani ormancılara dikkat ediyorum. Ormancılar birebir eşit gidiyorlar şu anda neredeyse. Hatta Derekil biraz daha önde. Dediğim gibi bence cross map yapmaları, haritayı bölmeleri biraz No Name'si yaradı. Alt koridorda zaten bir şey denemeyecekti. No Name'si ikilisi. Üst tarafı biraz koruması lazım. Hani Olaf altı olduktan sonra Akali'yi zaten öldüremiyorsun. Değil mi? Evet. Yani çok zor. Çok daha kuvvetli. Eğer ya kendi bir hata yapmıyorsa. Olaf da alttan sonra öldürme ihtimalin çok daha düşecek. Yani alt koridor kalınca da rakibin ormancısı da Nocturne karşılık vermesi çok muhtemel. Bir de Zayah var. Bir yerden sonra pozisyon bulmakta çok zorlanacak bir. O yüzden bence bu cross map çok işlerine yaramadı. Evet, dediğin gibi üst tarafı kavrayacaklar. Yani destek çıkacak. Backup duracak daha doğrusu. Öyle söyleyebiliriz. Yabancı terimini. Odora yürüyor. Evet, bu biraz agresif bir oyun ittirmiş ve haberi yok sanırım burada Fire Respect'in. Ama sanırım görüldü orada bir minyon tarafından ve devam etti. Vixia da bu arada güzel bir hasar aldı. Fazla hasar aldı. Evet, evet. Fazla yaklaşınca o tüylerden biraz saçma bir hasarı var yani. Her seviyede güçlü bir karakter. 3 item olduktan sonra mesela tek ciltide de solo queue'da da Zaya oynamak çok zevkli değil mi ya? Hiç oynadın mı? Yani ben nişancı çok tercih etmiyorum ama oynadığım zamanlarda özellikle her türlü mekaniğin olması beni çok rahat hissettiriyor. Yani özellikle ya, tüy fırtınasını her kullanıyor. Her şey var. Yani tamamen full artı full bir nişancı. Bizde Bao çok hakkını verirdi bu şampiyonu. Evet, o da NFL'de mücadele ediyor. Güzel zamanlardı.
Güzel evet. zamanlardı. Bao'yu umarım rakip olarak izlemeyiz. Çünkü umarım izlemeyiz. Çok iyi bizim, bir nişancı. Bizim Türk nişancıların eksi hiçbir yanı yok ya. Evet, kesinlikle. Evet, Safir. Burayı ittirmek istiyor yani. Burada hiçbir olay olmayacak. Dediğim gibi aynen. Yani 6. seviyeye ulaşmak istiyor Safir. Sangrut bir üste dönüp geri gelmiş. Oyun çok sakin ilerliyor. Bu bence yani Nonames'in işine yarar bitti biraz da bir noktada şu an için en azından. 6 level olmak Nonames'in işine yarar. En azından üst koridorda net olarak Nonames'e yarıyor diyebiliriz. Olaf çünkü Ragnarok açıldıktan sonra yani tabii ki de Yek7'ın Jax'ine karşı biraz daha geride kalacak ama o ilk seviyelerdeki dezavantajını yaşamayacak. Ya öyle ama bir yerden sonra yan koridorda yine Jax'i yenmesi mümkün değil. Yani şöyle sıralayabiliriz anladığım kadarıyla. Erken oyunda Jax çok daha üstün, orta oyunda biraz daha yaklaşıyor bu fark. Yani denk oluyorlar, geç evet. oyunda Jax çok daha üstün oluyor. Zaten hani Sangrut'un da takım savaşlarında onunla bir iş olmayacak. Yani işin belalısı olmak isteyecek o. Ultiye basıp peşin üstüne koşacak. Ama burada V. Evet, 6. seviyede oldu Jax 7. Sangrut da 6. seviye oldu. Ragnarok hazır durumda. Baltalarını kullanıyor. Karşı saldırı kullanıldı. Yalnız sersemletme gelmemesine rağmen hasar yeterli oluyor. Isaac ilk kanı döktü. Karşılığında da Derekil ejder alıyor. 2000 çok kritik bir skor. Çok kritik evet. bir gank. Isaac'tan. Ya orada Sangrut direkt ulti basıp çıkabilirdi ya. Öleceği bence belliydi ama denemek istedi. Saçısı da duruyor. Evet. Hayalet de duruyor yani. İstese çıkabilirdi oradan. Bir de kendi ormancısı alt taraftayken wave'ini de kötü ayarlamış çünkü o wave'i bırakıp geri çıksa minyon dalgasına rakibin üstünde kalacaktı ve kesin ölecekti bu sefer de. Minyon dalgasını alıp içeride ölmek istedi, içeride savaşmak istedi ama bence çok kritik bir skor vardı. Kritik bir yerde aktağa geldi Sangrot'tan. Tabii Isaac de bu skorun ardından ışık kurçuklarını almaya başladı. İlk kişi kurçuğunu katletti. Evet dedim şimdi 6. seviyede orta koridorda bir takas var ama iyi kaçırdı. Bu arada çok dalgası çok iyi geldi. Derekil buraya yetişti. Karşı saldırı kullanıldı Safir'den. Skor gelecek ve rakibini korkutmayı başardı. Derekil Hızır gibi yetişti takım arkadaşının yardımına. Yalnız burada Sengrot da almaya başladı hişi kurçuklarını. Sanırım Isaac ormanıma gideyim dedi. Yani burada daha böyle zorlamayayım dedi. Evet yani Yek7 yeni gelmişti üstten skordora. Orada birebir kalırsa Sangrut kesebilirdi. Bu arada alt koridorda bir aksiyon var. At iki kişiye birden sersemletme uygulamayı başardı ama devamı gelmedi. Bir anda böyle bir heyecanlık ama Vixia'dan sıçra geldi. Isaac geliyor. Nonevs dediğin gibi Isaac geliyor. Odysse çok iyi yavaşlatıyor. Tuokaz yalnız tüyleri bitti. Tuokaz'dan çok iyi bir oyun. Ölecek burada belki de ama kesinlikle buna değerdi. Bence değmezdi. Evet, şimdi minyon dalgasını görünce fikrim değişti. Evet, özür diliyorum. Yani kaybettiği şey daha fazla oldu ama orada hani o anlık adrenalinle evet, tamam. O tecrübedeki evet. bir oyuncu için normal, iyi bir hareket ama bu giden minyon dalgasında yavanı atmamak lazım. Zaten minyonlar ortada kalsaydı ama gerçekten ona da çok kârlı bir hamle olacaktı. Skor da çünkü Vixia'ya gitti. Kendisinde kalacaktı, evet. Skor takısında evet. Bu Optikor'da da yani Akali 6 level olur olmaz ona takas penceresi vermesi Fire Accept'in kafamda bir soru işareti bıraktı şu anki oyuna dair. Çünkü Akali 6 level olduğu anda bir takas bulma fırsatı oldu. Yani Fire Respect tabii ki Orianna da oynuyor ama ben önceki oyununda bir Twisted Fate performansını görmüştüm. Yani sanki o pencere yaratılsa onun için daha iyi olur gibi geliyor. Çünkü Orianna biraz daha hani Nocturne'la birlikte olmasın diye alınmış bir tercih gibi geldi bana. V ile birlikte iyidir ama yani genel olarak çok güçlü bir kör seçimi olduğu için aslında kabul edilebilir ama ben sadece o anki dikkatsizlikten bahsediyorum. Yani şu an Sangrot'a yeni shuffle'lıyor. Tabii yani Jax çok güçlü bu eşleşmada. Bir de Sangrot geriye düştü. Bunları görmemiz normal. Tabii bunun avantajını da Isaac kullanıyor. Bakar mısın? Yani kendi ormanı gibi rahat rahat kapıyı açıyor. Böyle girişlerden giriyor. Görüşünü kullanıyor. Görüş bile yok ormanda bu arada. Yani o kadar rahat Isaac. Ki Nocturne'da gidip almaması gerekir o tarafa. Yani bence alt koridoru eğer ittiremiyorsa şu an göremiyoruz ama alt koridoru evet tam
şu an gidip alabilir. Çünkü minyon dalgası varmış, görmedik. Büyük bir minyon dalgası. Alt koridor onu karşılamaya gidemez. Yalnız görüyoruz. En azından Paranoia kullanıldı. İçeriye doğru Mighty Fırtına kulutuyorlar. Çok iyi birikti. Tokaz ilk skoru almayı başardı. Odysseus düştü ve yani kaybettiği minyon dalgası çok fazla. İşte burada telafi etmiş olabilir Tokaz az önceki takası. Burada çok da öne geçtiler. Hem de 2 plate gelecek. Gidan 10 küsür minyon var. Bu çok büyük bir hata. Eşburam ikilisinden. Bir de göz göre göre geldi yani burada. Görüşleri de var bu evet, tarafında. Odysseus ve Vixil'den gerçekten büyük bir hata. Çünkü yani Zayak gittikçe güçlenirse senin takım Ezaya ulaşamayacak yani. Jax, V, Orianna ulaşamaz. Mümkün değil. Eğer hata yapmadığı sürece. Ki Tuokaz'ı da hatırlıyorum, mekanik olarak hiç fena bir oyuncu değildi. Ki şu bilgiyi de belirteyim. Pencereleri vermeyebilir yani. Araya girerek şunu da belirteyim. İki takım da sezon kupasında boy gösterdi. Sengirot burada Ragnarok'unu kullandı ama canı çok azaldı. Ölücü Tebosetik'ten Yeksevan'ın Yeksevan üzerine gidiyor. Yalnız güzel bir hasar bıraktı ama dediğin gibi yeterli olmuyor. Sengirot bir skor daha verdi. Bu sefer Yeksevan'a gitti skor. Yani Sengirot yani. Ghost'un var, Flash'ın var. Ve adamın üstünde hani itemleri de senden çok daha güçlü. Jax'ı böyle yenmem mümkün değil. Ki E'si açıkken de vurmaya devam etti. Bilmiyorum. Şu an için işler hiç iyi gitmiyor. Yani Olaf diye bir şampiyon olmayacak oyunda bir noktadan sonra. Bakalım, Sengirot geriye düşmüş durumda. Üçlü kuvvetini bitirdi Yeksevan. Artık bundan sonra işi çok daha zor olacak yani, gibi gözüküyor Sengirot'un. Nasıl işe yarayabilir? Essence tarafında Orianna ve eş çok güçsüz olursa o zaman hayatta kalabilir. Çünkü hasar yetmeyeceği için. O zaman belki eşe bir sıkıntı yaratabilir ama onun haricinde şu an için koridoru gerçekten kötü gidiyor. Yalnız bu denli güçlüyken Yeksevan'ın üst koridorda yeşil kurçuklarının 4 tanesini non-aims'e bıraktılar. 2 tanesini de kendi sağladı Ascendance tarafı. Evet. Yani bence bu Dragon'un çok bir önemi yok o kurtçuklar gittikten sonra, çünkü bir yerden sonra... Bu arada ulti kaçtı, Vixia yine bu ulti daha kaçtı, Tuokas'ı kesmek istiyorlar, güzel de bir fırsat buldular. Tuokas biraz önde kaldı ve Odysseus'a skoru verdi, buraya kadar altını da Odysseus'a gitti. Biraz talihsiz yetenek kullanımları vardı ama bunlar da nazarlık olsun Ascendance ekibi için. Ya burada bilerek öldü be, yani bilerek ölmüş gibi, çünkü daha demin rakip Dragon'u aldı ve orada oldukları belliydi. Tuokas'dan büyük bir hata. Bence kendisi de biliyordu rakibin orada olduğunu ama bir anlık dikkatsizlik yani diyelim. Evet, bazen yani çünkü bildiğini yapmama olur. Olayı da vardır ya. Ulan, biliyordum dersin. Ya tüh ya, biraz, hatırlıyordum biraz, bunu ama. Ya pozisyon oldu harbiden. Tam öyle bir pozisyon oldu. O ya tabii zaman zaman oluyor böyle şeyler. Odysseus'a gitmesi çok kötü oldu dediğim gibi. Yakalayamadı. Keşke oraya atsaymış sikirin. O zaman belki orada bir aksiyon görebilirdik. Aksiyon lazım, bize aksiyon verin. Yani iki oyundur oyunlar çok sakinleşti. Gerçi Phoenix Convention maçının sonu çok iyiydi aksiyon anlamında ama. Ama o belliydi, bağırıyordu bir birazdan oyun bombalayacak her şeyi diye. Bu oyunda öyle bir hissiyat alamıyorsun yani. Bu oyunda nasıl bir hissiyat alıyorum biliyor musun? Sangrot ölmeye devam edecek. Jax'la aralarında bir böyle single player gibi oyun olacak. Diğerleri kendisi takılacakmış gibi geliyor. Yani iki ayrı yer görüyoruz gibi. Yok, değil mi? Üst koridor bitmiş ya. Diyeyim sana. Üst koridor büyük bitik. Yeksevan bir hata yapmadığı sürece... Yani daha Olaf'tan hayır gelmez. Sengrod'un o zaman takımla oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü... Biraz daha kaynak bulup... takım savaşlarında pozisyon yaratabilir. Hani eşi... Dediğim gibi... Sürekli eş diyorum da başka bir target'ı yok yani, başka bir hedefi yok yani şu an. Belki Orianna, belki Orianna pozisyonuna göre. Ya ortalığı karıştırabilir. Ya ortalığı karıştıracak çok şampiyonları var. Akali de var, Noxun da var. Üst 3'te ortalığı karıştırabilir. Takip de edebiliriz ayah onları. Kompları fena değil yani. İki takım da iyi fırsatlar bulacaktır başta kesin. Bakalım. Safir'i bayağıdır görmüyoruz. Safir yani bir Akali oyuncusu olarak biraz daha beklenenin dışında minyonları kesiyor. Genelde Akali oyuncuların daha aktif olmasını beklersiniz ama bence çok kötü bir senaryo değil. Yok, çok bir pozisyon çıkmadı onun.
savaşlarda nasıl pozisyon alacağına bir bakmak lazım ama şimdi i̇şte şimdi nerede evet, evet şimdi görebiliriz. Bunu dediğin gibi burada güzel de ulti kullanımı. Isaac'le birlikte Saphir direkt yok oldu derken sıçrasını çok iyi attı. Kar saldırıyla birlikte uzaklaştı. Alameti kaybediyorlar ama en azından skor vermediler rakiplerine No Name tarafı. Aa, burayı neden denediler? Yani Nocturne bot lane'deydi. Biraz fazla bir inanç gibi geldi bana burayı bu denemeleri. Arada... Alt koridora da oynayabilirlerdi. Alt koridor kulesine baksana. Evet, burayı zorlayabilirlerdi. Ve ya Odysseus çünkü... ikisiye tekti burada. Ya üst koridor diye bir şey yok. Yani Jax gelebiliyorsa orayı savaşmayın. Direkt zaten. Kırış bir şekilde girdi. Manyetik fırtına çok iyi geldi. Tuhakas içeriye doğru girdi. Odysseus son anda ultisini kullandı ama yapabileceği hiçbir şey yok. Vixia da kaçmaya çalışıyor. Orianna geliyor. Dediğim gibi Fire Expect geliyor. Burada yavaşlamış durumda. Ultisini kullandı. Tüy fırtınasıyla birlikte Tuhakas uzaklaşmayı başardı. Dediğim gibi bir şey olmadı ama şimdi Saphir geliyor. Belki yapar mı? Yok. Yapmadı. Ya biraz ya, panik teleport. Aksiyon istiyoruz ama yok ya. Ya biraz panik teleportuydu bu. Hani ultisi yok. Manası yok. Tuhakas'ın ultisi vardı. Ki burada No Name's'in alt koridorundan çok çok iyi bir oyun. Atat'tan özellikle. Bulduğu fırsatları iyi değerlendiriyor ya Atat şu ana kadar. Ben Atat'ı çekme konusunda. Ne düşünüyorsun? Ural'de yani bunu sağlayan bir şampiyon. Bilmiyorum evet. Ben genelde destek oynarım ama Rally'de böyle oynanır ya gerçekten. Ormancı kısmına bir şey demem doğru olmaz ama destek olarak gerçekten nasıl oynanması gerekiyorsa şu anda oynuyor. Bizim hatta takımlarda şey vardı, rakipte rel varsa kontrol edilecek çalılar diye bir Excel tablomuz vardı. Yani, biliyorum o kadar pozisyon yaratabiliyor yani. Şu Orianna topun olduğu çalı var ya, ölümdür yani. Hiç ki sokmaz seni oradan rel gibi, örnek mesela. Ya, o yüzden çok pozisyon yaratabilecek bir şampiyon. Bilmiyorum, tablo şu anda güncel mi ama o tablonun da bir güncellenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Harita tablo çok değişti çünkü. Tablo güncel değil, koçluğu bıraktık. Olsun, belki ileride bir gün güncellersin çünkü harita çok değişti yani. Evet. Bence iyi oldu ya. Riot'un en iyi yaptığı şey bu. Sezon başında oyunu tekrar yenilemek mükemmel. Evet. Herkes bunu mesaiye harcıyor dediğin gibi. Dragon vadide. Etrafında bir... Ooo bu arada paralel birlikte agresif bir şekilde oynuyor. No Name Tens çok içeriye girdi. Arka tarafta Odysseus'u düşürmek istiyor. Derekili kayıtlamaya çalışıyor ama yapabileceği hiçbir şey yok. Odysseus düştü. Arka tarafta bir skor gelecek. Yalnız karşı saldırıyla birlikte YX7 Tuhakas'ın üstüne gitti. Tuhakas kaçmayı başardı. Arka tarafta buraya yavaş oynaması lazım No Name'sin. Evet dediğin gibi No Name çok uzakta. Şok dalgası geldi. Atak da düştü. Tuhakas çok iyi oynadı. Saphir tamamladı burayı. Fire Aspect rakibinin üzerine gidiyor. Isaac Tuhakas skorunu istiyor. Sıçrasını her şeyini kullandı. Fire Aspect düştü. Saphir 3'te 3 yaptı. 4. skoruna doğru gidiyor. 4. skorunu Tuhakas müsaade etmedi ve biberce çalmayı başardı diyebiliriz. Synchro'da da burada Ejder'in üzerine gidiyor. No Names kötü başlayan bir savaşı çok iyi çevirdi. Ya sevgili Engin, burayı 4 kişi oynadılar. Synchro yok, Synchro maraton koştu top'tan bot'a. Ya İstanbul maratonu koştu evet dedi gibi Zetsu. Boğazı geçti, orta koridoru geçti yani. Yani ben geliyorum geliyorum diye bağırıyordu da. Ya burası direkt Orianna'nın Orianna diyorum pardon Nocturne'un Odysseus'u direkt aradan çıkartması direkt yılın ve Saphir'le Tuhakas'ın mükemmel kayıtlaması yani arkaya doğru hasar vererek çok iyi oynadı. No Name's'in taşıyıcıları burayı inanılmaz iyi oynadı. Derekil'le YX7 karşı karşıya. Derekil burada rakibinin kuleye vurmasını istemiyor. Saphir geliyor yalnız haberi yok gibi gözüküyor. YX7'in rakibinin üzerine gitti. Hasarı çok fazla. Derekili düşürmeyi başarabilecek mi? Derekili düşürdü. Saphir şimdi geldi skoru almak istiyor. Sis perdesini kullandı. Rakibinin üzerinde sis perdesinde hasar vermek istiyor. YX7'in canı çok az. Karşı saldırı gelmeyince Saphir aman vermiyor ve 4. skorunu almayı başardı. Isaac geliyor ama Isaac görüldü. Çok büyüdü Saphir. Daha şimdi üstüne yeni dönecek. Bir tamam item çeker mi? Çekti. Çekti. Yani acaba dedik ama direkt yani hiç onu beklemeye fırsat bile vermeden eşyasını aldı. Çekti vallahi. Sangrot'tan. Sangrot oynamak istiyor burayı. Ragnarok'u kullandı yalnız. Isaac'in burada olduğunu bilmiyordu. O baltaları çok fazla hasar veriyor. Zonya'sını kullanmak durumunda kaldı. Fire Aspect skoru alacak mı? Şok dalgasını kullandı. Zatıyorum. Ultisini kullandı. Isaac'in üzerine gidiyor. Sangrot güzel de bir hasar bıraktı. Duvar deneyle birlikte Isaac üzerine gitmek istiyor ama. Abi inanılmaz gerçekten. Yani abi Sangro'da o kadar dedin ya üst koridor yok vesaire gitti 2'ye 1 attı. Bu şampiyonda böyle bir barbar yani. Evet. Yanlış anlaşılmasın ben onu Jax'a karşı demiştim. Yani.
Bu arada Saphir Vixia'nın üzerine gitti. Çok güzel bir ulti kullanımı Vixia'dan. Böyle kristal yok geldi. Saphir karşı saldırısını defansif kullanmak durumunda kaldı. Evet, yani şu anda Anonymous tarafı çok güçlü. Ashe'in bu oyunu oynaması çok zor. Ashe Orianna'nın. Akali, Zaya artık dokunamazsın. Zaya Tuokas hata yapmadığı sürece Tuokas'ı öldürmen artık çok çok zor. Yani ve biraz daha hani Akali de araya dağıtacağı ve dikkati çok çekeceği için işler bayağı zor. Esen'in takımı için. Bu arada alamet kullanıldı, bakalım Aizen'in ehliyeti yerinde mi şu anda? Alamet kullanmak da çok zor bir şey. Kuleye kadar gitti ve hasarını vurup oradan uzaklaştı. Yalnız biraz önde kalmış gibi ama değerlendirmenin Monames tarafı. Tabii bunun menzili de 700 artı şampiyonun menzilinin %70'i diyebiliyorum vurduğu zaman. Evet. Bayağı da fazla menzili var. O yüzden rahat rahat kuleye vurduğunuz zaman sıkıntı yok. Ama duvara vurduğunuz zaman menzil 200'e kadar düşüyor. Bir anda rakibin içine düşebilirsiniz bu durumda. Ya ama şey de yapan da var. Orta koridor kulesinden sonra alt koridor kulesini de alıyorlar biliyorsun. Evet, yani onu yapan da var. Tabii ki de nasıl kullanıldığına bağlı. Yani ben profesyonel seviyede iyi olur bence. Kesinlikle. Baron'a başladı bu arada Nonoyums. Hızlı bir baron. Bayağı hızlı alıyorlar. Zayar çok duruyor. Tuokas'ın hasarı çok fazla. Yek7 içeriye girecek mi? Karşı saldırısını kullanacak. Birazdan Atatyan'ın rakibinin üzerine gitti. Saçar tohumunu kullanacak mı? Kullandı. İçeriye doğru girdi. Karşı saldırısını kullandı. Arka tarafta paranoya kullanıldı. Tuokas kaçmaya çalışıyor. Orada skor geldi mi? İlk skorunu almayı başardı. Baron'u çalmayı başardı mı? Çalamadı. Rakibin üstüne doğru gidiyor. Ascendance tarafı yalnız Tuokas'ın hasarı çok fazla. Ascendance Baron'u çalmak istedi ama bir felaketler eşiğine geldi. Çok dalgası. Çok güzel gelse de. Fire Resmek devam edemedi. Karşı saldırı kullanıldı. Rakibin üzerine gidiyor. Güzel bir ulti kullanıp Fire Resmek kaçabilecek. Orada Odysseus'e rakibin üzerine doğru gidiyor. Yalnız atar çok güzel sersemletti. Saphir ilk skoru aldı. Odysseus'u da istiyor. Odysseus rakibini oyalamaya çalışıyor. Hasarı yetecek mi? Yetti. Buraya kadar altını aldı. Şimdi atıtı da kayıtlayabilecek mi? Atat burada ama son noktayı koydu. Katliam geliyor Nonames tarafından. Yani çok çok riskli bir Baron'du. Sangrot'ta kaldı Baron. Değil mi? Sangrot'ta evet. Kaldı diye hatırlıyorum. Ya biraz acele bir Baron'du. Riskli bir Baron'du. Yani 50-50'ye kadar getirdiler Baron'u ama Sangrot Baron'u çaldırmayınca Akali'yi de gelince bayağı kolay oldu. Zaten savaşları çok rahat kazanıyorlar. Riskli bir baron, riskli bir tercih ama ödülünü de aldılar. Aslında çok daha temiz bir baron yapabilirlerdi tabi ama hani rakip gelirse de savaşları öldürürüz diye düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Tabii şu anda bize... Orada da hani Akali öldü ya şeye, Odysseus'a. Real şey diye bağırıyordu Olaf'a, Sangrot'a. Gel buraya gel diye ama... Sangrot ve Karol abi. Tabii deneyimin olduğu için tahmin edebiliyorsun takımın içindeki konuşmaları. Aşağı yukarı öyle bir şey yaşanmıştır. Kelimeler farklı olsa da. Evet. Olaf da toparladı bayağı. Takımı çok fazla alan yarattı Sangrot'a. Özellikle Tuokas ve Saphir. Yani takımın alt dörtlüsü çok iyi bir oyun geçiriyor. Orta oyundan sonra da Sangrot iyi toparladı. Yek7 ve takımı için çok aynı şeye sevilemeyeceğim. Yani Yek7 üstüne düşen her şeyi yaptı ama orada da orta koridor ve alt koridorda hiç işler iyi gitmedi. Özellikle yani, alt koridorda. Skor tablosu gibi 16'ya 9, 1920'ye 1080 bir oyun izletiyor. Nonames derken rakibin üzerine gitti Derekil. Çok güzel bir şok dalgası kullanımı. Takım arkadaşı yanına geldi. Vixia güzel de korumaya çalışıyor ama Sangrot aman vermiyor. Kitle kontrolünden de etkilenmiyor. İnanılmaz bir şampiyon. Ulti kullanıldı. Sangrot kule altında kitle kontrolüne maruz kaldı. Vixia da rakibin üzerine doğru gidiyor. Yek7 skor almayı başardı. Buraya kadar altına Odysseus'a gitti. Odysseus da bence şu anda kötü durumda değil. Kesinlikle değil. Yani en azından iki tane büyük kaynak buldu. Bir 800 gold aldı. Ve şimdi de 600 gold buldu. Sangrot'tan. Akali'den de almıştı büyük shot'tan. Belki Nonames biraz daha toplu oynarsa. Ooo Derekil alırsa burada biraz daha işlerin şehrisi değişebilir. Çok güzel manyetik fırtına kullanımı. Isaac düşmek üzere ön tarafta. Yek7'de düşecek. Vixia'da düşüyor. Çok fazla Sarıven Nonames tarafının. Odysseus'un da üzerine gidiyorlar. Katliam geldi diyebiliriz. Fire Respect'i saymasak. Fire Respect'in ışınlanı yoktu. Yani rakibini eksiltmeyi başardı Nonames tarafı ama düzeltiyorum Ascendance tarafı ama yani 4'e 4 oynadılar. Çok güçsüzler yani. Akali vurduğunda direkt bar gidiyor rakip takımdan. İnanılmaz güçsüzler rakiplerine göre şu an. Akali burada kule altı bile bakar. Eğer bir fırsat bulursa ulti üstüne tutturursa kule altını bile rahat atardı. Bunu zorlamayacak. Nonames yani şu ana kadar çok güçlü bir bireysel performans ve en azından Atat'la beraber, Atat'ın engeçleriyle beraber çok iyi bir takım savaşı da gösteriyor bize. Bence
Sephiroth Tuokas'da mekanik olarak çok iyi oyun geçiriyor. Özellikle Sephir. Akali'ye bayağı hakim. Biliyor musun Akali main mi? Yani Akali oynadığını gördüm yayınlarında ama spesifik olarak bu şampiyon main'im dediğini duymadım Sephir'in. Ama Akali oyunlarını gördüm. Akali'ye yani bayağı hakim. Kendisi. Evet yani bakalım. Aizen üzerine doğru gidiyor Sephir. Orada Tufar Teni'nin de birlikte kaçmaya çalıştı. Şu an bulduğu herkesi kazanır Sephir. Bulduğu eşleşmelerden yani itemleri de çok güçlü. Sengroth şu anda birebir atıyor derken Derekil burada dahil oldu. Derekil kalkanıyla birlikte kitle kontrolünü engelledi. Karşı saldırı kimseye tesir etmeyecek. Fire Aspect takım arkadaşın yanına geldi. Yalnız Monames tarafı burada toplandı ve savaş istiyorlar. Yani YX7 fırsat bulsa yan koridordan bir alan yaratmak isteyecek takımını ama Sephir izin vermiyor ona da diğer koridoru sürekli ittirerek. İyi bir cevap görüyoruz oradan da. Yani 10.000 altın fark var. Artık çok zor gibi gözüküyor Ascendance ekibi için. Sengroth rakibin üzerine gitti. Karşı saldırısını kullandı. Yalnız Ragnarok geldi. Kitle kontrolüne maruz kalmadı. Sengroth skoru aldı. Bir de üstüne çıkıyor derken Isaac ultisini kullandı. Çok uzun mesafeyi kat ederek bu barbarı katletmeyi başardı. Piltover'ın dövüşçüsü. Ha, ya Sengroth gel bir tane daha vurayım. Sana da canımı toparlayayım dedi de canından oldu. Aç gözlülüğün sonu diyebiliriz burada dediğin gibi. Ya orada oto atağı bırakmıştı herhalde. Ama şu anda o da oldu yani. Strike'ı da bitirdi. Öldürmesi de çok zor. Hani 5'e 5 bir takım savaşında hiç kimseye kalmasa da Sangot karşı taşıyıcıları tutacak. Fire Aspect'ten güzel bir ulti isteyebilir Ascendance burayı. Atat önde kaldı. Atat skorunu istiyor en azından Ascendance tarafı ama Atat çıkmayı başardı. Sephir yalnız orada birilerini tekleyebilir derken hasarı çok fazla. Isaac rakibin üzerine gidiyor. Saçar Tom'la birlikte uzaklaşacak ama kullanmadı. Hatta Isaac'i de istiyor. O kadar uzağa gitmeseydi o şurikene dönecekti gibi düşünüyorum. Evet. Tabii gittiği yerde onu çok iyi şeyler beklemeyebilir de. Ama No Names'in de biraz Zisk'ten uzak artık hani objektifte çıkıyor Baron'a doğru üst koridora. Artık hem orta koridor hem üst koridordan devam edip Baron'u alıp oyunu bitirmeye yaklaşacaklardır. Çünkü kuşatmada çok iyi bir takım değiller yani Olaf Akali. Pek yardımcı olmuyor yani kuşatmada. Orion'da topu da olduğu için orada. Yani Zayat da yaklaşmıyor pek. O yüzden Baron ve kule altına belki ihtiyaçları var. Rakibi Baron'a gelirse de direkt savaşı kazanır yani No Names tarafı şu an. Akali'nin Baron'a vurmasına gerek yok. Akali'yi saklamaları lazım ama. Akali orta koridoru itip ondan sonra gelse de hiçbir sorun olmaz onlar için. Akali zaten savaşa tesir etme süresi olarak da çok kısa bir süreye ihtiyaç duyuyor. Yani kombosunu yapıyor hemen çekiliyor. O yüzden çok bir şey kaçırmış olmaz dediğin gibi. Ama takım arkadaşlarının yanında hatta Baron pitine girmesini engellemek istiyor Ascendance tarafının. Isaac bekliyor şu anda Baron 3000 dolarlarını paranoya kullanıldı. Herkes birbirini görmüyor orada Isaac yakalandı. Sephir düşünmeye çalışacak. Baron geldi. Isaac içeri girdi çalamadı ama direkt vadiden silindi. Skor Tuokas'da kaldı. Baron da almayı başardı No Names. Evet, iyimser bir deneme ama başarılı olmadı dediğim gibi. Yalnız YX7 bence şu anda doğru bir iş yapıyor ve alt koridoru ittirerek bir kule daha açacak gibi gözüküyor. Ya zaten oyunda çok bir hatası da yok. Eşleşmesini de iyi kullandı bence ama yan koridordan ittirirse de diğer takım arkadaşlarını direkt öldürürler. O yüzden çok bir penceresi kalmadı şu an oyunda YX7'ın da. Takım savaşında da işi çok zor yani Zaya ulaşamaz, Akali'ye vuramaz. O yüzden onun için de pek bir hedef yok takım savaşında. Kuleler onun için daha iyi bir hedef olacaktır diye düşünüyorum dediğin gibi. Evet, Nonemsan güzel bir rotasyon. Üste döndükten sonra itemlerini de alıp orta ve alt koridordan devam edecekler. Fırsat bulurlarsa oyunu bitirirler, fırsat bulamazlarsa da soğulu alacaklar zaten. 30 saniyede var soğulu. Kimya ruhunu alacaklar dediğin gibi ama yani Ascendance oraya gitmeyecek gibi gözüküyor şimdilik. Ya kazanamazlar savaşı. En fazla kulenin altında belki bir şansları olabilir şu an. Haritadaki çoğu şeyi bırakmaları gerekiyor. Yani belki oyalamak için gidebilirler. YX7'a bir açı yaratmak için ama burada eksik olduğunu biliyor. Nonames tarafı savaşmak istiyor. Paranoyaklar bu tarafa doğru gitti. Orada direkt haritadan silinecek Odessia. Skor geldi Derek ile. Ascendance ekibinden YX7'ın beyler oyalayın yarıyorum diyor ama yani çok da tesir edeceğini düşünmüyorum dediğin gibi Nonames çok güçlü. Ya ölmeyin ölmeyin diye bağırıyordur belki ama. Büyük ihtimal bir sessizlik hakimdir şu an konuşmalarına. Çünkü yapacak kadar çok bir şey kalmadı Ascendance tarafının.
İyi savaşmak istiyorlar. Sen. Evet, yani en azından son savaşı yapıp öyle verelim kulelerimizi diyorlar ama Baron güçlendirmeli milyonlar. Kule altı gelecek. Kule altı kontrolü çok iyi geldi. Arka tarafa doğru girmek istediler. Ascendance tarafını yapabileceği çok bir şey yok ama. Son savaşı deniyorlar. Yek7 kar saldırısını denedi orada. Korijumeli devreye girdi Dorcas'ın. Yek7 skorunu alacaklar mı? Yek7 kaçmaya çalışıyor ama o skor geldi. Odysseon'un üstüne gitmiyorlar. 29 dakikanın sonunda No Names daha mağlup serisine devam ediyor.